Benim. Sınırımızda DAEŞ olacağına Benimiz. PYD o. devleti olsun diyenler de yani diyenlere de aynı şeyde dozda tepki ya görmedim ya, ya. Ya yani yani canım, bu türlüyle e, tümüyle çok şey yani eee altize bize alt bize söyleyemesin öylece. Şey. Yok hayır canım ben hayır hayır yani, bu, bu siyasal ha, bu siyasal yani. okumadan bir doku oluşturuyorsunuz ve bu doku içerisinde maalesef herkes sizin kadar böyle serin kanlı açıklamalarda bulunmadı yani. Sınırımıza terör örgütü PYD'yi görmekten ben razı olmam diyen hatta işte adı de değiştirilmiş eee Kobani'ye gerçek adıyla aynal araba gençlik kollarını gönderen siyasi partilere de şimdi girmeyelim. Şunu söylüyorum. Dün Mısır'la olduğu gibi, bugün Ermenistan'la olduğu gibi, geçirenlere de bütün girmeyelim ihtilaflara o zaman. rağmen, Abi, bütün, şey, bütün ihtilaflara rağmen önümüzdeki 3 dünya savaşından bahsediliyor ya. Savaş bu. Ben yani dünya ya, savaştan konuşuyoruz ya. Ben asker değilim arkadaşım. Ben hani burada ahkam kesecek durumda değilim ben gazeteci olarak burada bildiğim şekilde anlatıyorum. Ama dünya üzerinde kimse savaştan bahsederken kendisine silah doğrultulmadıysa ahkam kesmesin. Ben Ukrayna'da, Afganistan'da silah doğrultulmuş o ölümün soğuk yüzünü görmüş bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Savaş kötü bir şeydir ve önümüzdeki süreç de belli ki zor olacak. Bugün bütün dünya liderlerinin konuştuğu tek şey var. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Ve bölgede güneyimizde cephanelik haline getirilen bir Güney Kıbrıs gerçeği var. Ve hemen onun çaprazında da Lübnan'a sıçrayacak bir İsrail ateşinden bahsediyoruz. Ve gelinen noktada Suriyeli masaya oturulması bu kadar ateş çemberinin içerisinde eleştirilecek en azından benim karşı çıkacağım bir şey değil. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Efendim Suriye'de ne yaşandıysa ha, sorumlusu bu. Türkiye'dir. Bu. Bu. Başka, da kimsenin, başka da kimsenin suçu yoktur. Mutlu. Hayır efendim eski defterleri mi açacağız? O zaman söyleyecek sözüm elbette ki olacak. Bu söylediğim söz. Birileri masaya oturmasın. Bu kadar ya ateş ha. çemberi Daha. E, ya, Ortaya çıkmışken rolünü söyleye, Ortaya söyleye, çıkmışken dini, sıkılı ya. yumruklar açılmasın. Anlamına da gelmiyor yani. Konuyu da saptırmamak gerekiyor. Göksu eğer kesmezlerse ben bir Yani ama saptırmamak işte saptırmamak gerekiyor. Şimdi bak ya tabii ki değerli e, gazeteci arkadaşlarımız, büyüklerimiz görüşlerini söyleyecekler ama bizim de takip ettiğimiz o sürece dair bir şey söyleme hakkımız var. Bunları kabul etmek zorunda da değiliz. Ben Türkiye'de Ahmet Davutoğlu'nu en çok eleştiren gazetecilerin başında geldiğimi düşünebilirim. Öyledir de. Fakat ben şunu biliyorum. O dönemde ABD Suriye'ye çökecekti tırnak içerisinde. Türkiye bunu gördü ve engellemek için Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle Ahmet Davutoğlu sayısız defa Şam'a gitti. Ve Esad'a Türkiye en üst düzeyde şu mesajı gönderdi. Ülkende demokratikleşme adımlarını at, seçimleri yap ki böyle bir riskle karşı karşıya kalma. Türkiye çok uyardı Esad'ı. Türkiye yaklaşan fırtınayı görüyordu. Ve bunu engellemek için diplomatik manada elinden geleni yaptı. Hatta fazlasını yaptı. Ama burada maalesef o anda Esad ikna edilemedi. O süreç böyle başladı. Bunu söyleyelim. İkincisi bu mesele bak Türkiye'ye gelen 3.5 milyon resmi rakamlara göre Suriyelinin %19'u bu net rakamdır. %19'u PKK PYD'nin kontrolündeki bölgeden geldi. PKK PYD'nin kontrolündeki bölgeden. Çünkü bu masa başında zaten Suriye'yi taksim etme planı üzerinde bütün detaylar konuşulmuştu. Sonradan DEAŞ devreye sokuldu. Sonradan hatırlar mısınız bir Rakka operasyonu vardı. Sözde PYD, PKK orada DAEŞ'i etkisiz hale getirecekti. Türkiye dedi ki her zaman iyi niyetli bir çaba gösterdi. Gelin bu operasyonu beraber yapalım. İstediler mi Türkiye'nin katılmasını? İstemediler. E gel Türkiye neden Fırat Kalkanı'nı yaptı? Hem de 15 Temmuz darbesinden sadece 35 gün sonra. Çünkü bu makro planın hedeflerinden bir tanesi de Türkiye'yi tıpkı Suriye gibi yapmaktı. Türkiye bunu engellemek için Fırat Kalkanı'nı yaptı. Sonrasındaki operasyonları yaptı. Yani bu bölge alt üst edildi. 2010 yılından itibaren 2011 Mart'ında iç savaş çıktı. Şimdi bütün bu gerçekler ortada dururken biz eğer sadece Davutoğlu ben Şam'da işte iki ayda ABD'nin aldığı sufleyle Esad gidecek dedi diye bu işin bütün tarihsel yükünü Türkiye'nin üzerine yıkarsak o zaman da biz doğruyu tam olarak görmemiş oluruz arkadaşlar. Bu iş böyle olmadı ki. Bu iş kesinlikle böyle olmadı. Türkiye tersine Esad'ın ve Suriye'nin başına gelecek şeyi engellemeye çalıştı. E bugün Esad'a kim Türkiye ile görüştü? Rusya diyor. Rusya diyor. Neden Rusya bunu söylüyor? Çünkü tarihin bu döneminde Suriye'nin de, Türkiye'nin de, Rusya'nın da bu bölgedeki çıkarları örtüşüyor. E şimdi İran'ın Suriye ile sınırı mı var? İran orada. İran'a kimse bir şey söylemiyor çık diye, değil mi? Rusya'nın sınırı mı var? Rusya orada. Benim sınırım var kardeşim. Ben o bölgedeki gelişmelere müdahale etmek zorundayım. Yani orada Amerika, Suriye'yi karıştırmak isterken ben kapımı kapatıp hiçbir şey yapmadan duramazdım. Bu ateş eninde sonunda beni yakardı. Ya bu gerçekleri eğer bilmeden ya da bu gerçekleri bildiğimiz halde dile getirmezsek, mesele sadece Türkiye'nin Esat'la masaya oturması olarak gösterirsek de bence büyük resmi görmemiş oluruz. Yani Esat tek çıkışı Türkiye olan bir isim şu anda. Tek çıkışı Türkiye'ye. Evet Rusya Esad'ın yanında öyle görünüyor. Ama bu bölgenin normalleşmesi Türkiye ile Suriye'nin bir masada buluşmasıyla olacak. Ve Türkiye orada olmadığı sürece Esad'ın bugün Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeleri kontrol edebilecek gücü var mı yok mu? Kimse bundan bahsetmiyor. BM raporlarında bir açlık tehlikesinden bahsediliyor. Esad bunu engelleyebilecek mi? Ya da Suriye'nin imarında acaba nasıl bir rol üstlenecek? Suriye'nin imarında en büyük pay Yine Türkiye'ye düşecek. Tıpkı Kuzey Irak nasıl yeniden ayağa kaldırıldıysa Türk firmaları tarafından Suriye'de de aynı şey olacak. Yani Esad'ın o cümlesindeki ilk mesaj önemli. Çıkarlarımız örtüşüyorsa, evet çıkarlarımız örtüşüyor. Ama ben kendi yorumumu söyleyeyim. İsmet abi katılmayacaktır. Birileri Esad'a müzakere süreci başlamasın diye dayatmalarda bulunuyor. Hem de Rusya'ya rağmen bulunuyor. Ben Esad'ın son açıklamasından bu sonucu çıkartıyorum. Esad ya müzakere masasında oturmadan elini güçlendirmek istiyor. Türkiye'ye şart koşuyor. Ben edindiğim bilgiyi söyleyeyim, bırakayım. Türkiye öncelikle askerin çekilmesi ön şartını kabul etmez. Etmeyecek. Çünkü Suriye şu an fiilen dörde ayrılmış bir ülke arkadaşlar. Önce Türk askeri çekilecek denildiği zaman o zaman adama sorarlar. İran'a, Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne neden çekil demiyorsun diye sorarlar. Sonuçta olan, da, sınırı Türkiye olan, sınırı olan tek Iran'da ülke mi? benim. Sınırı olan tek ülke benim, Suriye ile. Ha. Niye önce ben çekiliyorum? Bu sorunu en yakıcı şekilde ben yaşıyorum veya mesela Golan krizi de var yani. Evet, bu başlığı kapatıyoruz. Ee, son birer cümle varsa ilave alacağım, yoksa kapatacağım Suriye başlığını. Ben merhamımı dile şimdi, getirmek istiyorum. Tamam son bu, cümleleri alacağım. İsmet Bey size de geliyorum. Şey Devletler arasındaki ilişkiler menfaatlere bağlıdır. Ebedi dostluk ve ebedi düşmanlık da yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatleri gerekiyorsa Şam'la da görüşür. istediği örgütle de yapıyla da görüşür. Ama bu görüşmeler ön koşula bağlı olursa bunlar da istikrar ne kadar hizmet eder etmez. O ayrı bir tartışma konusu. Benim de burada karşı çıktığım şey Türkiye'nin menfaati eğer... E, e, gerektiriyorsa görüşme değildir benim burada karşı çıktığım şey. Karşı çıktığım şey, bütün bu serencam bütün bu mazi masayı yatırılırken, Türkiye'ye böyle neşter üstüne neşter atılırken başka yapıların pirupak gösterilmesi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olmuştur, elbette ki olmuştur hatası, eksiği, kusuru ama bütün o iç savaş içerisinde hem insani hem vicdani olarak e, bir devlet gösterilmesi gereker, gerekiyorsa eğer o devletin adı Türkiye Cumhuriyeti devletidir yani başkası da değildir. Benim yanlış anlaşılmamaya e, yönelik e, son cümlem de bu olsun. Oturayım. Evet, evet. Ee, İsmet Bey buyurun. Şimdi birincisi, diplomat hangi diplomat'a sorarsanız sorun. Esat'ın bu açıklamalarından e, Türkiye çekilsin şartı anlamaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim çünkü. Sordum da birçok kişiye ne diyorsunuz diye. Hiçbirisi bu şekilde anlamadı. Hele bölgeyi yakından tanıyanların hiçbirisi bu şekilde bir değerlendirmede bulunmadı. Hatta e, bazıları da şöyle bir şey e, doğru bir noktaya gelindi diye değerlendirdi. İkincisi e, Zafer Bey Davutoğlu'nun e, Suriye'yi bu beladan kurtarmak için Şam'a çok sayıda gittiğini söyledi. E, oraları zaman olmadığı için çok açmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Davutoğlu oraya onun için gitmedi. Ben bunu bizzat onlardan da öğrendim. Suriyelerden Suriyelilerden de dinledim. Başka Türkiye'dekilerden de biliyorum. Davutoğlu oraya seçim yapma falan da değil. Bizzat gidip birilerini Suriye hükümetine ortak etmek için gitti. Hangi bakanlıkları istediğinde de diktettirmeye kalktı. Sadece diktede ettirmedi. Hangi bakanlığa kimin atanması gerektiğini diktettirmeye karşı ee,